Ariana Grande'nin ikinci stüdyo albümü My Everything ve küçük bir yine yılbaşı EP. Farklı yapmak istediğim albüm, uzantısı gibi görünmesini istemiyorum. Bir evrim gibi görünmesini istiyorum. Sesleri keşfetmek ve deneyler yapmak istiyorum. En sevdiğim Allah. Bir sürü fikrim var ve yemek pişirmek için bir sürü şeyim var. My Everything Me olarak kısaltılır. Aa, yayınlanmasının ardından olumlu eleştirilerle karşılaşan Grande. Sonra bilinmeyen nedenlerle rafa kaldırılan Ridiculous şarkısı. Onu da dinleyeceğiz. Olgun ve çeşitli lirik müzik tarzlarını içerdiğini Pop ve R&B olan My Everything, 90'ların retro R&B stili iken EDM, Electropop, Dance Pop bu türlere yaklaşıyor bu albüm. Dürüst ve ağlatan şarkı adını vermek. Chris Brown'un 6. stüdyo albümü X'in Don't Be Gone Too Long 5. single'ında yer alacağımı piyasaya sürecekmiş ama saldırı suçlamalarını yargılamayı beklerken ertelenmiş. Aa, onu bilmiyorum. Tamam. Ve bu adam da ne böyle kriminal. Evet, bu da küçük EP. Ta sonunda aslında 2016'ya daha yakın gözüküyor. Bunu da alalım ya. Yani Yours Truly gibi olsun yani. Bir şey değişmiyor. En çok dikkat çeken True Love. Sanırım Bang Bang'de bitiyor. Ama biz hepsini aldık. Japan miydi? Videolu şarkılarında değişik şarkıcılarla çalıştığını gördük. Sadece şuradaki silah bir garibine gitti. Müzik olarak merak ediyorum. İçerik olarak pek merak etmiyorum. Evet, introlu giriş. Orkestra. Duygusal giriş. What? Eksik olmayacak hiçbir şey. Söz. Parlıyor olacak. Yanımda. İlginç bir girişti. Çünkü ikinci şarkıyla alakası yok. Aa. Aa. Ah, saksafon. Yine aslında şey gibi. Dım, dım, piyano, değil mi? Ah. Ah. Ne? Elementler gerçekten böyle neyi andırdı bana? Aslında bir cazi gibi geldi ama caz değil, hayır. Ama öyle gibi hissettim. Evet, sorunlarım var. Bir şey de yoktu aslında. Güzel olduğunu düşünüyorum. Aklım bir karış havada falan. Niye problemler? Sorunum varla başladık zaten ama. Valla aradım aradım problemi bulamadım. Radyasyon. Batı yakasının boşaltma hatası olmuş. Boşaltamamışlar. Patlayacak, ölecek miyiz? Apokaliptik çekim tarzı gibi olmuş. Hani başımıza bir şeyler geliyor. Nedense biri videoya çekiyor, işi gidiyor gibi. Gitme. Bir de senin tavrını mı çekeceğiz? Gidersen git. Niye bu zenci çocuğu? Zenci değil mi? Yanlış görmüyorum. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Hiç beklemediğim bir yaratıcılık. Dur. Tabloya, gerçekten tabloya dönmem. Ha, burada sonlarını mı bekliyor? Oy. Aa, yıldız. Bu kim? EDM. Geliyor. Yani bir amacı var mıydı şunların? Bilemedim.
İşte hani ama güzel olmuş kesinlikle de. Hani şunların bir amacı var mı? Mesela polis neden burada durdu? Neden bak bunlar niye bu? Yo şey içinden geçiyor gibi yani. Bir şey anlatmıyor bence. İşte yok olurken neye tutunurum? Son kez neye tutunurum? Bir de bunun alternatifi varmış. Bir daha şey yapmak istemiyorum. Sonunda elleri tutuşup gittiler. Ya aman çok önemli değil. Evet, ben yalancıydım. Ateşe teslim oldum. Hayal kırıklığına uğrattım. Sen bir yalancı istemiyorsun. Sensiz olmak istemiyorum. Bununla savaşmam gerek. Hak etmediğimi bilsem de. Geç. İçerik yine boş. Trumpet. Sanki şey gibi bir bunun adı yok bu arada. Katy Perry'nin Prizmi gibi. Gerçekten otantik ama elektroniği otantik bir şekilde. Dım, arkada oyun müziği gibi. Oyun. Ne? Evet, şeytanlar ve meleklerle yaşıyordum. Amacının aynı olduğunu fark ettim. Bizi öldürüyor. Sonra canımı yakıyor. Acıyı seviyorum. Yüksek sesle bağırabileceğini anlamak için bağırışıyoruz. Hastalıklı aşkın yeni anlamıyız. Melekler ve şeytanlar terimi. Dini görülür. Bir insanı anlatır. Yani iyilik ve kötülük gibi. Erkek arkadaşı farklılıklarıyla anlaşamıyor falan. Kavgalar görüyor falan filan. Niye deniyoruz ki? Ayrıl gitsin. Ayrıl arayanı. Hiç uğraştırmadım. Günümüzde artık bu tip şeyler yok çünkü. Bilimsel olarak otantiktir buna tanık olmak. İlk adımı günümüzün gerçekliği, ikinci adımı seksiliği. Uzayın dışında ki maceraya at, hazırla. Fantastik heyecanını toprakla. Bence çevirdim ya. Bir şey yazmıyor ya. Vallahi de yazmıyormuş. Arkada da şey var. Uzaylı müzikleri olur ya. O ne? He, silah burada. Ne kadar uzay şeyi vardı ya? Aa, problems dışında yoktu. O da bir büyüleyiciydi. Ay. EDM. Oh. Oh. Ne oluyor? Bak şu arkadaki şey gibi. Yine aslında problem gibi değil mi? Biraz. Bunları yakalaması bence çok güzel. Oha. Ne oluyor Allah'ım? Soyunuyor. Hiç beklemiyordum. Aa. Zincir. Ah, bu ne Allah'ım? Oh. Bu adamın bir de ketiferi de görmüş. İşareti olabilir bu adamın. Şu şey. İşaret olabilir. Çünkü orada da var gibiydi sanki. Yani bence onunla alakalı. Üstüne niye bastı? Bir imza mı attı bence olabilir. Kadınlar mı bunların hepsi? Erkek de var tamam. Evet. Kurtardık. Birden göğsünden bir şeyler attı. Sonra bu adam sanki doğu şeyi gibi. Burayı zincirlemiş Ariana'yı. Dans ediyorlar da bu ne Allah'ım? Gerçekten Justin'e benzettim değil. Şuradaki fil tövbe yarabbim. Neyse yaratıcı numara yapmaya çalıştım. Artık öyle davranamam. Diri ölmek istiyorum derken kalbim yüzümden değil. Yalan söylediğini duymak istemiyorum.
Bir büyünün içindeydim. Ölümcül bir korku gibiydi. Cehennem yolundaydım. Abartırken ben. Ayrıl gitsin kızım. Aşırı şeye benzettim. Thank you next. Aşırı. Ah. Big Sean. Oh. Thank you Next'te ilham olmuş ya da aşırı benziyor. Nasıl hissettiğimizi unuttuk ve duygularla uğraştık. Tutunduk bu oyunda. Ben günahkarım, pardon. Belki sense aziz. Rol yapmayı bırakmalıyız ama yapamıyoruz. Sular kurusa ve ay parlamayı bıraksa, yıldızlar yere düşse, dünya kör olsa bile aşkımı sağlayacağım. Gökkuşağının sonunda bir kova altın yok. Duygularımız birleşiyor. Bir köşeye koyabilir miyiz kitleyip? Ay. Aşkın kıyısı olmayan bir kumsal olabildiğini biliyorum. Ona kadar sardım, öfkemi dindirdim. Dörde geri döndüm. Yaşlı halin. Seni mutlu etmem gerekiyordu. Keşke öyle olsaydı. Sen bir tanrıçasın. Ömrüm boyuncaki en iyi hatamsın. Gökkuşağın sonunda. Cin tarafından bırakılan bir kap altın olduğunu söyleyen eski bir hikaye vardır. Mutlu son olmaz gökkuşağının aksine. Uzun sürmeyeceğini bilseler de Keşmir Ket. Ah. Ah. Crazy. Gidiyor ses. Ah. Bir de whistle tone vardı şarkıda. Hey. Thank you Next'e acayip benzetiyorum. Allah'ım. 80'lere karmaşa. Karmaşa. Bir 80'ler, 90'lar. Kim ya Allah aşkına? Childish Gambino. Çok karmaşa gördüm. Aşırı yani. Yine aslında aynı karmaşa. Etrafta dolaşıp seni seviyor. Bebeğim beni seviyor derdim. Sadık değil artık. A'dan bir G'yim. Neydi? Childish Gambino. G. Sen de A. Okul yemeği falan. Doğru olduğunu. Bir okul şeyleri. Sevgilim var, sadık değil. Diana Ross'un I'm Coming Out parçasının örneklerinden bahsetti. Onun şarkısı. Eşcinsel erkek arkadaşı hakkındaki hikayesinin teması uygun. Dolaptan çıkmak. Eşcinsel olduklarını açıkça belirten biri için kullanılan bir terimmiş. Eğlenceli gerçek. Notorious Big. Maze şarkısının ortak yazarlarından bahsedilmiş. Puff dedi ve No Money Problems, I'm Coming Out'tan örnekler. Aşağı inmeli atasözü olup yükselen her şeyin sonunda düşmesi gerektiği. Gambino ona haber veren bir arkadaşın rolünü oynar. Heceleyeceğimi anlamıyorum dese de heceler. GNA memleketi Atlanta, Georgia'nın kısaltılmış. Gay olduğunu. Tamam, peki. Albümdeki favorilerinden biri demiş. %100 olumlu değilim ama herhangi bir kız olacağını erkekle aldatmasını tercih ederim demez. Koymayın şunları. Koymayın. Gerek yok. Aa, The Weeknd. The Weeknd'in başkalarıyla çalıştığı şeyleri seviyorum. Güzel oluyor yani bence. Yine 80'ler. Aa.
Aa, bu şey de ne mi? Beauty Behind the Madness. Ah. Ah. Niye burada kumlar var? Niye burası yıkılmış gibi? Güzel. Arka plan. Da bir şimşekler, bir yıkılmışlıklar vardı ama çok bir anlamı yoktu. Güzel. Nefesimi al, gitmesine izin verme. Meşgul etmeme izin verirsen. Zevk, acı ve zevk alacağım. Boşluğumu meşgul etmeme izin verirsen. Boşluğumu. Yani içimdeki boşluktan mı söylüyorsun? Yani nefesimi al. İnanmam için sebep ver. Mutluluğun ötesinde bir şey olduğunu anlayacaksın. Zevki ve acıyı al. Güdülerini biliyorum. Wicked Games özelliği varmış repliğinde. Cinsel zevk için yapılabilecek fedakarlıklar. Acı çekse de her şey bittiğinde bıraktığı zevk. Ayrılıyor muyuz? Daha sertse. Şiddete hayır. BDSM. O biraz daha fazla tabii yani. Harry Styles tarafından yazılmış. İlk başta çok beğendim, duygulandım. Istıraplı aşk şarkısı. Bu ASAP mi? Bu ASAP Ferg. Ben de ASAP deyince şey sandım, Rocky sandım. Aa, değil, bu başka biri. Ben anladım ya. Ben bu dönemi anladım. Yani şey yapmış, bir şey değil. Hani bir sürü herkesle çalışıp herkese göre şekil almış. Şeye benzettim hatta bu şekil almayı. Rihanna Loud gibi geldi. Herkese göre değişmiş. Albüm bayağı bir şekle girmiş yani. Bayağı herkese göre bir değişmiş. Tanrım. Gerçekten herkese göre bir değişim. ASAP'in elini kaya gibi yaparım. Hayır. And Rocky ASAP. Rocky'ye bir gönderme mi? Yelpaze falan. Mumumu koyabilir miyim? Terlikte, dans pistinde falan. Bebeğim, tutamıyorum ellerimi. Ellerin üzerimde. En kirli repliklerden biridir. Fiziksel olarak. İyi olmasa da 5 fit boyundayken büyük şeyleri kaldırabileceğinden hoşlanmayacağını söylüyor. Pete Davidson organının 10 inç uzunluğunda olduğunu söyleyerek şaka yaptı. 10 inç bir kahretsin. Sweetener'deki şarkının ne kadar süreceği sorulduğunda stand-up komedinin rutinini yorumuna. Aslında o kadar büyük aleti olmadığında küçük boyutu nedeniyle her şeyin onun için büyük olduğunu. Ariana'nın gözünde her şey büyüktür. Çünkü o küçük. Yaban arısı gibi çiçeğe dokunduğu, üreme organına aktardığı tozlaşma sürecinde ifade eder. Yani hep imalar gördük. Beni yoruyorlar. Fire you are.
Soul. Ah. Gözyaşı döktüm ve düzeldim. Yansımamı görecek kadar. Acı aşkın bir sonucu. Özür diliyorum. İnkar edemem. Her şey gidene kadar neye sahip olduğunu bilemiyorsun. Sen benim her şeyimsin. Mesafeye dayanamıyorum. Umarım geçici bir şeydir. Sahip olduğumuz şey için savaşmaya değer. Çünkü öyleyiz. Yani şarkılar arasında da bir şey yok. Çok farklı. Allah'ım, yani resmen dişiliğe boğuldum artık. Gerçekten pembe araba ya. Pembe tank, pembe araba. Bang. İyice. Pembe. Şehir pembe. Artık söyleyeceğim bir şey yok. Pembe. Bir spicy havalar aslında. Bir şeyler ama yok, başka bir şey yok. Nicki Minaj, Jessie J. Güzel. Yani her şeye bürünmüş. Ben onu anladım. Kalbimde. Analar neler doğurmuş göreyim gel. Kıza ihtiyacım var. Tam gaz Nicki. Bu Mix Moscato. Mağarada yüzüyoruz. Piyangoyu tutturdum. Kum saati gövdesi. Bedenli hakkında söylüyor. Kim Kardashian ve Nicki Minaj bir seks sembol haline geldi bu şekilde. Kum saati gövdesi. Annenin sana verdiğini salla. Popoya atıfta bulunan deyimdir. Kadın mastürbasyonuna da atıfta bulunabilir. Dance as. Nefes geçici mağaralarda suda ilahi güçler. Poseidon'un kızları. Deniz perileri. Yunan mitolojisi popülerdir. Niyatlar. Olimpos'un en güzelleri kabul edilir. Kitten, kadınların özel bölgelerin için argo diyelim. Ticari mark olarak en iyisi olduğunu söyler falan. Ahşapta erkek organı için argo söylüyoruz. Buharla çalışan tren motoru olduğunu söyler. Organının peki motosiklet markasıdır. Motosikletlere binmek. Harley David. Çete patlaması orgi ile eş anlamlıdır. Bang bang diye hecirlerken. Giriş, ilginç bir giriş. Tanıklama izin ver. Hiçbir şey yok. Vasaldayız. Kötülük, yalan yok. İnanması güç ama. Çok zamanım var seninle bu yarışma için. Pat 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 pat. İlginç.
Evet, Jay Brooks adlı YouTuber'la ilişki içindeyken eleştiriler almış. Jay, tüm hayatlar önemlidir diye tweet atmış. Bu tepkiler çoğu Ariana'ya gelmiş, pardon. İstikrali içinde kaldığı ırkçı terimini. All lives matter. Ha. Black lives matter'dı çünkü. Mesafesine son verdi. Öfkesine cevaben uzaklaşmış bu. Sonra sona ermiş. Ve resmen ayrılmışlar 2013'te. Nathan Skies'le kendisini aldatmakta suçladı. 15 dakikalık şöhretini elde etmeye çalıştığını söyledi. İkinci kez çıkmaya falan başladılar. İlginin merkezindeyim. Kim olduğumu söylemeye çalışıyorlar. Mükemmel resmi istiyorsan aramıyorsundur beni. Kurallarına göre yaşamak zorunda değilim. Kontrol etmiyorsun. Tekrar tekrar aynı tartışmalar. Hepsinin sen oluşunu izledin. Anlayamıyorlar. Sen olduğunu düşünüyorsun sebebini. Bitişini. Geri dönmeyecek. Fotoğraflarda gördüğün kız kişiliğimin bir parçası, yargılama. Gerçeklik değil. Yapabildiğim tek şey kim olduğuma aşık olmak. Küçük çocuklara yönelik televizyon şovlarından çıkan eski yıldızların gerçekte nasıl olduğu konusunda şok eden geçmişi vardır. Disney prensesi, evet. Olgunlaşarak açık sözlü yetişkine dönüşmekten mutlu olan, uygunsuz davranmayan, düzgün bir insandır. Bunu yaparken uygunsuz davranmayalım. Emin misin? Yani aslında fark ettik artık. Yani biraz sol tam da değil. R&B hatta biraz bence yine. Ama tabii öyle hip hop böyle çok şey değil. Çok soft. Çok soft. Hani soul gibi durmuş. Emek var. Güzel, güzel çalışmış. Şu alıntı Fatman Scoop bir Fateful bir remix Fate Evans orijinal şarkısından bir remix. Tamam. Yine hiçbir şey yok. Yok. Kesinlikle emek var. Fark ettim. Farklı insanlarla çalışma ama müzikal olarak günümüz albümü olmuş. Bir farklı olmamış. İlk albüm beni bayağı heyecanlandırmıştı ki aslında ilk albüm de günümüz gibi. Aslında evet bir devam olmuş aslında. Hit olmuş bu da. Dangerous'un. Yo, bu albümde olabilir. Kaçırma. Noel yolculuğunda kente katılmaya davet eder. Yılda sadece bir kez gelir, keyfini çıkarır. Gerçekten Thank You Next vibe'ları alıyorum sürekli. Zaten çok benziyorlar, o yüzden. Ne? Orkestra. Ah, nice. İşte bunlar ya. Gerçekten bunlar ya. Bak güzel, bak bu daha güzel. Ah. Süt ve kurabiye için aşağı iner misin? Bu bir gelenek. Noel ağacının altına kurabiye ve süt koymak çünkü biter. Neşeli bir cinsel davet olarak kullanır bunu. Cık cık. Hem genellikle bu şekilde dinliyorum şarkımı. Ama güzel. Bak arkada
tatlı bir müzik ama trap trap trap. Ben Christmas şarkılarımı dinliyorum. Yoksa ateşle en tatlı öpücüğü vereceğim. Ateş olacağım. İçeride tuttuğum ateşi vereceğim, pardon. Kışı sıcak tutmaya çalışıyorum. Bak bu daha Christmas. Ay. Gibi. Sadece yılbaşında değil. 365 gün. Hediyelerimi vereceğim. Yağmurda, güneşli havada, yaramazken, kibarken. Vereceğim de vereceğim. Tüm öpücükleri verdiğinde gitme. Yaşlanana kadar sözü bu çemberde tut. Dördüncü de vaat ettik. Dördüncüydü, evet. Gerçek, bunu biliyorum. Hiçbir şey senden daha uzun parlamıyor. Vizyonunu sen tamamladın. Milyonda birsin falan filan. Ah, sol. Evet. Temmuz'un ortasında güneşin altında gibi hissediyorum. Eldiven, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kuzey kutbunda olduğumuzu iddia etmek istiyorum. Buzdan ısıya döndü. Paten pistine beni götür. 100 derece olsa bile. Güldüğümüz hayalet. Ariana Florida'danmış. Boca Raton. Daha soğuk eyaletlerde yaşananların aksine Noel'de yaz mevsimindeymiş gibi hissederler. Tadını çıkarmasını engellemeyecek. Şuralar güzeldi. Şuralar. EDM'i çok duyduk ya bu arada. Hakikaten duyduk. EDM. Pram. Tüm ritimler kalbimdeki beni havaya kaldırıyor. Beladan uzak durabiliriz. Bu suçlamaya değer mi peki? Hayat değişecek mi? Kalplerimiz soğuyacak mı? Kovalamaya değer. Uçabileceğimiz gün. Görkemli sise ulaş. Andre Bocelli. Orkestra. Ariana'nın ah. Bazı çok iyi sanatçıları hep poptalar, pop. Ama bir orkestra. Ah, bir müzikal. Ah, de görmeyi çok isterim. Bazılarını ama hepsini değil. Düşündüğümde özlüyorum. Hiçbir şeyim yok. Öf. Gece yarısı umutsuzum, hüzünlüyüm. Muhtaç bir balık gibi hissediyorum. Suya muhtaç. Ve hep şehir şehir gördük. Bir şey görmedik. Ah Ariana. Ah Ariana. Albümden çıkartılmış. Bakalım neden. İsminden mi kaybediyor acaba? Evet, böyleymiş. Tuxedo. Peki. Yine bak hiçbir şey yok. Ama albümüme bile koyabilirmiş. Sen ihtiyacım olan elemansın. Aha. 3 kişi, 5 kişi. Oo.
Devam. Uyuyorlar. Bunları niye izleyelim? Çünkü benzerini Positions'da göreceğiz. Ay. Gelmiş. Oh. Ariana. Direkt dans yaptı. Eğlenmiş. Billie Eilish'in neyini hatırlattı bana? Neydi o şarkısı? Adını bile unuttum. O kadar dinlemiyorum ki. Neyse bir şey yok zaten. Değil mi? Let It Snow'u yüksek bir sesle çal. Öksü oldu falan. Disney. We Love Disney şarkısı. Bıp bıp bıp. Yes. Broadway. Tamam oradan. Tamam. Disney şarkısı. 10 millet sıraya dizildi. Kızlar falan çıldırdı. Yunan kamuoyu anketinde haftanın kişisi. Her hafta fikir havuzunda. Her Yunan düşünce havuzunda her haftanın kişisi pardon. Evet, Herkül'de anlatmadan diyormuşum. Yunan mitolojisine ilahi bir kahramandır. Zeus ve Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu. Amfitron'un üvey oğlu. Herkül'ün 12 görevi vardır. Ama bak burada hiç yok. 10 millet sıraya dizildi var sadece. Bir şey olarak. Kalabalıklar çıldırdı. Balı fetheder. Beyni ve cesareti gösterdi. 12 görevi var ama çok çok bir anlamı yok şu an. O zaman geçiyorum. Bitti sanırım. Bitti. Evet güzel. Güzel. Aslında yani günümüz pop. Pop olmuş. Günümüz popu. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani yine ben Lao'da bayağı benzettim yani. Başkalarıyla çalışmalar. Bir şekilden şekle girmeler. Bu kadar.